Cemre, senin bu konuya bir libertaryen kadar taraflı bakmaman çok hoşuma gidiyor. Zaten vatanperver hayatlarının hastasıyım. Hocam, ben öncelikle benim. Aman libertaryen kabulleri olsun diye şundan vazgeçeyim, şunu uyayayım yapmam. Bunu tek bir şeyde yaparım, İslam'da. Çünkü İslam'ı kafama göre yontamam. Ben kendimi İslam'a göre yontmalıyım. Liberallerin ben bu kaçak göçmen konusunda çok pamuk götlü, irrealist olduğunu düşünüyorum. Neymiş? Ucuz iş gücüymüş. 15 milyon Arap. Türkiye'de de var o. Türkiye'de de var o ucuz iş gücü. Ayrıca bu kadar önemli bir şeyse ucuz iş gücü, Avrupa niye almak istemiyor? Salak mı onlar? Yapmayın Allah aşkına. Bunlarla ucuz iş gücü diye 15 milyon kaçak göçmen açıklanır mı Allah aşkına? Yok ya. Asıl canımın içidir ama bu da böyle yani, ne diyeyim. İnanamıyorum yani. Yok arkadaşlar, yani tam aynı örnek değil. Bakın bir örnek vereceğim. Tam aynı örnek değil. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Yahudilere vatan arandı. Güney Amerika'da, Afrika'da toprak satın alınmak istendi. Fakat tutturduğu Siyonist lobi ille de Kudüs civarında olacak bu devlet diye. Yerleştirdiler Filistin'e o kadar Yahudi. Şimdi Filistin'e Yahudi ile Arap'ı yerleştirirsen ne olur? Savaşacaklar. Bu savaş birkaç seferde de hallolabilirdi. Ya da gerilla savaşı ya da sürtüşme şeklinde 100 sene de sürebilir. Ama savaşacaklar. Arap'la Türk'ü de zönk diye böyle yan yana koyarsan olmaz. Ha, savaşırlar mı bilmiyorum, Allah da korusun. Ama huzursuzluk olacak. Olmaz. Ya millet ülkesine adam olurken bin bir türlü kalifikasyondan geçiriyor. Biz sınır kapısını kerhane kapısı gibi açtık. Lan kerhane kapısı bile bu kadar açık değil. Yaşına bakıyorlar, cebindeki parasına bakıyorlar, ona göre alıyorlar. Bizde bunlara bile bakılmadı. Kerhane kapısından daha açık sınır kapısı olur mu?